Sayın hocamla çok anım var. 1986 yılında ilk kez yakın bir şekilde çalışmaya başlamıştık. Evet efendim. Arkasından Türkiye'yi gezdik. Ben gazeteci olarak onu takip ettim. Ben cezaevine düşünce, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, avukatlarını yolladı bana. Benim ihtiyacımı sordu. Bana Allah sevdiği kullarını bazen böyle sakınır, başına daha büyük bir kötülük gelmesin diye korumaya alır. Okur yazar bir insandır Tuncay Bey. Okusun, yazsın, bir ihtiyacı olduğunda bize söylesin diye sordu. Dört kez avukatını gönderdi. Cezaevine girmeden önce de en son röportajlarından birini kendisiyle yapmıştım. Bu beni çok duygulandırdı. Yani düşünebiliyor musunuz? Cezaevindesiniz, herkes korkuyor ve Erbakan Hoca avukatları aracılığıyla nasılsınız diye soruyor size. İnanın o zaman gözümden yaş gelmişti, şimdi de burnumun direği sızlıyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bu ülkenin her bir taşında alın teri olan bir insan, çok sevilen bir insandı. 1987'de referandum sırasında yaptığım röportajda Cumhuriyet'te 8 sütuna manşet olmuştu. Bunların hepsi faşist diye. Gerçekten o günden bugüne Türkiye'de çok az şey değişmiş. Faşizm hala manşet olmaya devam ediyor.